Türkiye'nin kalbi afet bölgelerinde atmaya devam ederken bölgedeki hayvan dostlarımızın da yaşam mücadelesi sürüyor. Canlara barınma ve mama yardımı için ülkedeki tüm hayvanseverler birlik ve beraberlik örneği gösteriyor. Uşak Patigiller Derneği de afet bölgesindeki canlar için başlattığı kampanya ile canların yaralarını sarmayı hedefliyor. Uşak Patigiller Derneği Başkanı Emre Bey, deprem bölgesindeki canlara giden yardımlar hakkında bilgi verdi. Çok büyük bir felaket maalesef. Kısa süre içerisinde inşallah bu felaket son bulur. Her şey zamanla yerine oturacağını düşünüyorum. Herkesin acısı taze. Biz de Uşak Patigiller olarak üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ben de bir Hataylı olarak, tabii ki şehir ayırmıyorum ama Hatay barınağının durumu çok kötüydü. İlk aldığımız haberlere göre. Orada şu anda birden çok STK'lar var. Bizim gibi sokak hayvanları yararına faaliyet gösteren. Onlarla biz sürekli iletişim halindeyiz. Oradaki çalışmaları takip ediyoruz. Biz önceliğimiz aslında bir kampanya başlattık Uşak'ta. Orada neye ihtiyaç varsa biz insanlardan bağış alıyoruz. Aldığımız bağışlarla biz oraya işte mama, veteriner malzemeleri ve medikal malzeme olarak bölmeyi düşünüyoruz. Çünkü insanlar buraya bir bağış yapıyor bizim derneğe. Bu bağışlar bizim için çok değerli. 10 lira da olsa, 5 lira da olsa, 1 lira da olsa. Biz bu gelen bağışları tamamen düzgün ve kontrollü, koordinasyonlu şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü orada su yok şu anda. Elektrik şu anda jeneratör çalıştırılıyormuş ve orada olan araçların tamamını mazotu jeneratörler harcanıyor çünkü oraya bir elektrik verilmesi gerekiyor. Orada insanlar kovalarla nehirlerden su taşıyıp barınağa su vermeye çalışıyorlar. Yani orada büyük bir yıkım olduğu için kendi belediye görevlileri de orada uzun bir süre personel çalıştıramayacağını öğrenmişler. Şimdi oradaki önemli olan oradaki hayvanların yuvalandırılması. Yani oranın öncelikle boşaltılması. Çünkü oraya devamlı bir kişi gerekiyor ve bir kişi iki kişiyle yetinmez yani tutarmaz. Çünkü orada çok köpek var. 300 tane köpekten bahsediyoruz. Kediler de var tabii. 300 tane köpek için en az bir 20-30 tane personel gerekiyor oraya. Enjektör, işte serum örnek veriyorum, eldiven, yakalık ne gerekiyorsa ilaç ve medikal malzeme ağırlaşırsak çok daha iyi olur. Çünkü bu 1-2 aylık bir süreç değil. Bu çok uzun bir süreç. Birlik olmak gerçekten bugünlerde çok değerli. Ben insanların bizlere yaptığı bağışları biraz bekletiyoruz biz. İhtiyaç durumuna göre şehirlere de bölebiliriz. Eğer ki ulaşım konusunda bir çözüm bulamazsak, yani buradan tamamen Hatay'a ve Adıyaman'a gitmesi önemli değil. Orada şehir içi çok karışık ve kalabalık olduğu için ve araç sıkıntısı ve araç yoğunluğu çok yoğun olduğu için önemli olan barınağa ulaştırmak. Eğer biz bu ulaşım konusunda çok şeysek, yani çözüm üretemezsek, ulaşamayacağını anlarsak, orada emek sarf eden, oradaki canlar için bir şeyler yapmaya çalışan STK'lara bu bize gelen bağışı böleceğiz.